olan programımıza ilk müftü yardımcımızın açılış konuşması hikmetle ve duayla izleyeceğinizi umarak وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ رَبَّنَا Tut bizi ey Yıldız, tutsak et kendine. Tut ki ümmet bizdesin. Gidemezseniz kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı gönderin diyerek övdüğü mübarek mescid. Güzel ve iyi bir şekilde dinlemenizi temenni ederek kürsüyü kendisine bırakıyorum. Allah Teala yüce kitabında Mescid-i Aksa'dan söz ederken El mescid-i aksa lezi barakna havlehu buyurur. Yani Mescid-i Aksa ki çevresini mübarek kıldığımız der Yüce Rabbimiz. Bu ayet-i kerime aslında bizlere Mescid-i Aksa'nın da çevresindeki toprakların da Allah indindeki izzetini, kutsiyetini ve mübarekliğini ortaya koymaktadır. Müslümanların ilk kıblesi olan ve harem mescitlerinin üçüncüsü olan Mescid-i Aksa birçok peygambere vatan yurtluk yapmış, birçok peygamberin uğrak yeri olmuş, İslam sahnesinde ve bütün dinlerin ortak olarak birçok çalışmasına, birçok hizmetine tanıklık etmiştir. Fakat gelin görün ki bugün Mescid-i Aksa'da tarifi görülmemiş bir zulüm, bir işkence yapılmaktadır. 16 ay boyunca Müslümanların dönüp namaz kıldığı yer olan Mescid-i Aksa, bugün Müslümanların ibadetlerini rahat yapamayacakları, ibadetlerini yaparken şehit edildikleri bir durum ve vaziyette şahitlik etmektedir. Mescid-i Aksa bugün ağlamaktadır. İslam yurdu olmasına rağmen İslam'ın kendisinde yaşanamamasından dolayı ağlamaktadır. Bugün bütün Müslümanların bu duruma, bu zillete sessiz kalmış olmasından dolayı ağlamaktadır. Bugün masum ailelerin evlerinin yıkılmasına şahitlik etmek zorunda kalmaktan dolayı ağlamaktadır. Hz. Musa'nın, İsa'nın, Yusuf'un toprağı olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve Miraç hadisesine tanıklık eden bu topraklar ne yazık ki bugün kan, zulüm ve vahşet yeri haline gelmiştir. Küçük çocuklarımızın, kundaktaki bebeklerimizin kundaklarının kendilerine kefen haline getirildiği büyük bir zulme şahitlik etmektedir. Çocuklarımızın gülüşlerinin, yarınlarının, ailelerinin onlardan koparılıp çalındığı bir duruma şahitlik etmektedir. Zulmün ve zalimin yerle yeksan olacağı, Müslüman topraklarının yeniden İslam hakimiyetine bulaşacağı dua ve temennisiyle tekrar hepinize teşekkür ediyor, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.